herhalde bu şey korkusu sardı. Hani ne diyorsunuz? Gitme korkusu sardı. Elenme korkusu. Hepimizde var ama şansımıza giderse gideriz. Niye korkuyorsun da arkadaşlarına bu şekilde saldırıyorsun? Yani bence korkan ben değilim. Seda, siz kendi gelininiz. Hepimiz burada. Düşük puan aldığı her gün gibi, özür dilerim. Hepimiz buradayız. Tek tek yani tek. Yani birbirimizi tek, niye tek kıralım? Neriman ablacığım düşünmeyelim. Kırmayalım bak güzel peki, güzel peki, konuşalım. Peki, peki, peki. Okay. Kayınvalide odasında sular durulmuyor. Ekran başındaki değerli izleyicilerimiz. Neriman ve Fatma neden birbirine girdi? Senin kızın benim gelinimi çok kıskanıyor bak. Yine bağırdı. Ses tonunu daha kontrollü kullansın. Benden ne istiyorsun? Bak, Ayten çok kontrollü bir kız. Ay ne ama kontrol senin ne kızın, kontrol? Senin gelinin kontrolü kaçmış. Senin gelinin çok bağırıyor. Benim gelinim daha bir kontrollü. Benim gelinim çileden çıkartıyor senin gelinin. Benim gelinden çok susup da boyun mu eğecek bu? Senin gelinin durmadan yani bağırıyor. Asas senin gibi bağırıyor. Tartışmayı bilmiyor. Ben Ayten'in hiç elektrik alamadım. Sevemedim gelinini. Kadın doğruca söylüyor. Ay sevmezsen sevme ne yapayım yani çok zorla değil ki. Ama bak o kadar şımarık o kadar şımarık ki yemek yapmasını bilmiyor. İki oyun atmayla kendini bir yerlerde zannediyor. Niye Ayten'den ne istiyorsunuz? Onu ben bir şey istemiyorum. Azıcık daha şımarıklığından vazgeçip de kendi haline dönmesi lazım. Ay insanların karakterini değiştiremezsin. Sen benim gelinini sevmedin. Sen ben sizi çok mu sevdim? Gelinini çok mu sevdim? Aa. Ben sana demedim. Gelinini ben sevemedim dedim. Seni seviyorum. Aynı iş. Aynı yola ay geliyor. Sen bana ben de senin gelinini sevemedim. O beni sevmese de ben seviyorum. Neriman ablayı seviyorum. Ama bana her gün diyor demek ya ben seni sevmemiş. Bak kim dürüst gördünüz mü? Ay seviyorum diye davrandın. Hareketleri, tam Karadeniz bazı hareketleri kendini benden uzakla, beni ondan uzaklaştırdı. Ama Karadeniz... Ne oldu Fatmacığım? Olay nasıl çıktı? Tutturdu ki Neriman abla senin gelinin benim gelinimi bağırıyor. Yüksek sesten bu bağırıyormuş. Aslında Ayten bağırıyor. Aşırı derecede bu sessiz mi kalsın o zaman? Seda Hanım. Seda Hanım. Evet Esra'cığım tek tek Seda Hanım konuşalım. Durum şöyle. Burada herkes birbiriyle atışıyor. Ben Ayten'le bir konu hakkında tartışmaya girdiğimde lafının bitmesini bekliyorum. Cümlesinin bitmesini bekliyorum. Dinliyorum. Ama ben konuşmaya başladığımda kendini savunamıyor. Benim söylediklerim ona ağır geliyor. Savunamayınca bir ukalaca tavırla lafımı kesiyor. Lafımı kesince sus diyorum. Bir dinlemeyi öğren diyorum. Duymuyor beni. Hiçbir şekilde iletişim kuramıyorum onunla. Ben de bu sefer bastırmak için mecburen sesimi yükseltmek zorunda kalıyorum. Çünkü onun o tavrı karşısında susup da aa yarabbim şükür diyecek bir insan değilim ben. Ha, bana ısınmamış olabilir. Gerçekten çok açık ve net söylüyorum. Ben de kendisine zerre ısınmadım. Kayınvalidesine de ısınamadım. Ama sevgi tercih meselesidir. Saygı mecburidir. Evet. Beni dinlerken yani ben konuşurken beni dinlemek zorunda. Saygı duymak zorunda. Beni sevmeyebilir. Umurumda değil. Ben de onlara bayılmıyorum zaten. Ama ben konuşurken bana saygı duymak zorunda kesmemeli. Ayten. Seda Hanım. Benimle normal ses tonunda bile daha konuştuğu zaman dişlerini öyle bir sıkıyor ki kendinin yani bana karşı olan o sinirli tavrını ben görüyorum. Çocuk değilim. Ve bunu söylemek istiyorum. Kayınvalidesi bana şımarık demiş. Ben anlayamıyorum. Bir insanın oynaması neden bu kadar rahatsız ama edebilir ama çok özür diliyorum. Ben burada araya girmek istiyorum. Lafını unutma. Ama Ayten'cim çeyrek kazandığında, yüksek puan aldığında kızın masasının etrafında dört döndün. O da kazandığı oynadı zaman aynı şeyi bana oynadı yaptı. Şimdi ortaya konuşurum ben. Gerçeği konuşurum. O yapmadı mı? Yapmadı. O da yaptı. En son gün herhalde biraz şöyle şöyle hayır, yaptı ama. Hayır ondan önceki de ne oldu masasının Ayten oldu dedi. Pardon. Sen masasının etrafına geldin evet, kızı kışkırttın. Bu yarışmada böyle şeyler olduğu zaman ister ister Aysun'un başına da çok geldi. Sen bir aldın sen potalara girdin. Sen potalar kraliçesin dediler. Çıldırttılar kızı. Şimdi biraz üstüne fazla gittin. Ben orada da söyledim ama dedim Neriman Hanım biraz Ayten dedim şeyin üstüne fazla gitti Esra'nın üstüne. Seda kimse Hanım, kimseyi sevmek zorunda değil ama çok üstüne gitti. Seda Hanım hiç bu olaylar olmadan önce inanın ben adaletli konuşuyorum. Kendimin laflarımın da hepsinin arkasındayım. Kendisi bir tane çeyreği bile aldığın zaman bana
o masasından ne oldu ne oldu yaparaktan bunlar gözükmüyor insanların gözüne. Fark ettiyseniz başkaları konuşurken de bitmesini beklemiyor, kesiyor. Hani diyor ya işte kendisi çeyrek kazandığında geldi bana böyle böyle yaptı, asıl o kışkırttı diye. Ben buraya ilk başladığım gün pazartesi günü hep bir aldım. Hiçbir şekilde çeyrek kazanamadım, ben sonuncu oldum. O zaman ben nasıl onu ilk günden kışkırtmış olayım? Ben ikinci gün kazandım. O beş aldığında benim burada ilk günümde oynaya oynaya yanıma geldi. Kendisi yani beni kışkırttı. Ki kışkırtmak da değil yani. Ben bana gelene yani bana konuşana ben de karşılığını verdim. Konuştum. Ama şöyle bir durum var. O benim üzerime yürürken, bana saldırırken, yani beni ezmeye çalışırken hiç sıkıntı yok. Hep bekliyor ki karşı taraf sussun, bastırayım onu bekliyor. Ama ben konuşunca onu daha da altta bırakınca dayanamıyor. Bakıyor ki işin içinden çıkamıyorum, bakıyor ki ben Esra'yı bastıramıyorum. Bu sefer ukalaca böyle bir çocuksu çocuksu tavırlar. Hani annem dedi ya şımarık diye. Sanki elinden şeker alınmış küçük bir kız çocuğu gibi bir ağlamaklı konuşmalar. Ama hep benim üzerime yürüyorlar diye böyle bir tavırla. Nasıl ya bir madem, daha? Nasıl bir daha yap bakayım? Nasıl? Ama hep benim üzerime geliyorlar diye. Ya madem cevabını alınca kaldıramayacaksın aldığın ben cevabı. O zaman lütfen susar mısın, dinle. Madem ki aldığın cevabı kaldırabilecek gücün yok, o zaman konuşurken kelimelerine dikkat edeceksin, ona göre konuşacaksın. Yapacak bir şey yok. Peki, sorumuz vekaletnameyi annesine veren eşe gelinler ne yorum yaptı? İzleyip üzerine konuşacağız. Eşinizin evlendiğiniz süre içinde kayınvalidenize umumi vekaletname verdiğini öğrendiniz. Eyvah. Neden? Seda Hanım, ben onun eşiyim, hayat arkadaşıyım, her şeyim yani. Ben onu öyle görüyorum. Demek ki o beni öyle görmemiş. Benden harici bir başkasına yani kendine yakın görmüş, layık mı görmüş desem daha kız, iyi olur. Kız annesi, annesi bir başkası değil. Ama ben eşiyim Seda Hanım. Esra bunu duyunca delirir. Delirir her zamanki gibi. Fadiye başlar. Dünyada olmayan laf söyler. Üzerine gider. Sen bunu nasıl yapabilirsin? Ne cüretlen yaptın? Avzı çıktığı kadar bağırır ona. Ama geç bu oğlum bana verse yani. Gelin olarak düşündüğüm zaman evet biraz bozulurum. Hani bana güvenmiyor mu diye. Ama onun haricinde ben de bir erkek annesiyim ya şimdi. Benim oğlum böyle bir şey yapsa ve gelinim kızsa ben bozulurum. Ne tepki gösterirse göstersin. Nasıl olsa sağlamım ben. Hı. Güvensin bana. Sonuçta annesine vermiş o vekaleti. Bir şey diyemez yani. Ne diyecek? Düşünsenize öyle bir şey oluyor ve kayınvaliden bizim adımıza her şeyi o karar veriyor. Ne olur? Biterim ay, yani. Sırf o yüzden diyorsun istemem. Evet, tabii ki de o yüzden. Oğlumdan hesabını sorar, benden sorar ama düzenleri bozulmasın, bir çocukları var diyerekten hani güzel bir mutlu bir hayat yaşasınlar diye ben o vekaleti tekrar geri iade ederim. Yani evet, yakarım o vekaletnameyi ya. Nasıl benden habersiz böyle bir şey yaparlar? Ben yönetiyorsam güzel. Evet. Ben o vekaleti daha hiç kimseye vermem. Tavır koyar, küser, gelmez, konuşmaz ama benim umurumda olmaz. Ne yaparsa yapsın, ben vermem o vekaleti. Lafının arkasında dur. Aynen. Ben karışmam. Evet, öyle dedim. Aynısını söyle. Evet, söyledim, duydu. Aynen öyle. Vekaleti bana vermeyeceğim. Vermem. Ben de senden almayacağım. Nasıl alacağım? Nasıl alacağım? Buna kim inanır? Notere gitsek, ailesini çıkartabilirsin kaybolsa bile. Ama ben seni öyle güzel ikna ederim ki. Yok yok, alamaz. Kimse alamaz. Babam bile alamaz. Ben alırım. Yasemin teyze, Zeynep alır. Alır alır. Alamaz. Alırım. Vallahi alamaz. Alır alır. Ben zaten, artık öyle şey yaptım zaten ben ki. Sen oğluna güvenme, bana güven. Buradan başlarım mesela. Ha. Tabii, akıllı olacaksın. Der ki gel ortak ikimizin üstüne yapalım evet, der. Bak bana bak, güven, kadın da yarışması. Bak sırtını böyle yas da bana böyle. Böyle yas da bana. Oğluna güvenme, bana güven. O olabilir bak. Ben biliyorum, ben yöntemini biliyorum Seda Hanım. Gelin kayınvalide dayanışması. Evet. Neriman sen tutturmuş musun? Tutturmuş muyuz? Müsait değil şu an. Bence tutturmuş diye geri veririm diyor. Ben de diyorum ki çenesini çekeceğime geri veririm dedi. Ne yapayım evet, dedi. Uğraşamam. Evet. Evet, Ayten'in hani fazla o hani hırçın hareketlerine katlanamam yani. Evet. Onun için onu veririm. Kendi rahatım daha önemli.
Dedim ki ben, boş ver dedim, ver kurtul, senin uykun kaçacağına dedim. Yoksa seni Ayten uyutmayacak dedim. Ver vekaletnameyi gelirim, tamam dedi. Veririm dedi. Vermiyor muydu yoksa? Yok, vermeyecekti bir ara. Versem mi vermesem mi düşündü, sonra vereyim dedi. Bak nasıl bakıyor sana. Sizi. Seviyor seni kayınvaliden. Birazdan kayınvalide Nurten tadım ve puanlama yapacak. Nurten biliyor musun, senin geçtiğimiz haftalarda da böyle bir şey yaşadık, hatırla, Tuncay Hanım'dı değil mi? Hacer Hanım. Hacer Hanım'dı. Hacer Hanım'dı. Pardon, evet. Doğru. Helal olsun. Hacer Hanım'ın verdiği puanla buradaki gelinlerin kaderi değişecek dedim. Şimdi de ekran başındaki değerli izleyicilerimiz, kayınvalide Nurten'in yapacağı puanlama buradaki biri ya da birilerinin kaderini değiştirecek. Kilit Nurten. Hadi buradakiler bakayım. Değiştiremedim ben gelene kadar. Daha sarpa sardı. Eyvah. Sana kaldı. Sarpa sardı. Ben gelene kadar halletselerdi. Nurten teyze, kabak senin başına patladı. Ay. Çünkü puanlar birbirine çok yakın. Yine yakın. En yüksek puanı alan 4 gelinden biri bileziklerin sahibi olacak. Allah, buyurun işte. Ama en düşük puanı alan 4 gelinden biri ise maalesef kayınvalidesiyle birlikte bize veda edecek. Puanlar birbirine çok yakın. Her şey Nurten'de. Bakalım neler olacak. Nurten'le puanlamaya gidiyoruz. Nurten Hanım'ın vereceği puanlar bir kayınvalideyi ve bir gelini buradan gönderecek. Kızım çok küçük küçük yapma dedim. Yazın. Geldik haftanın kader anına. 5 altın bileziğin sahibi. Bizlere veda eden gelin. Haftanın finalinin son tadımlaması ve puanlaması için Nurten kayınvalide geliyor. Kazağın mübarek olsun. Amin. Buyurun. Biraz az kızarmış Seda Hanım. İkinci tabaktayız. Bu da az kızarmış Seda Hanım ama içi çiğ değil. Hı. Yani hani hamurluk yok. Peki. Şimdi var diyemem.